Selam gençler, kanala hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hediye sonuçlarını paylaşacağım. Ama önce bir videomuz var. Videomuzun konusu da aslında şişe kapağının peşinde arkadaşlar. Bu etkinlik geliyor. Aslında etkinliğin ismi o değil. Şansın peşinde etkinliğin ismi. 4 gün 7 saati kalmış. Aslında geleli çok olmuştu. Şuradan da görebiliriz. 23'ünde mi geldi lan bu? 22'sinde geldi. Ha, 22'sinde geldi. 2 gün oldu. Aşağı yukarı 6 gün sürüyor bu etkinlik. Ama bununla alakalı çok soru geldi. Biliyorsunuz daha önceki şansın peşinde de sadece kapak çeviriyorduk. Ödülleri alıyorduk falan filan. Bu sefer biraz daha farklı. Farklı olan kısımda şuradaki gördüğünüz harita parçası arkadaşlar. Haritayı tamamlamak için 12 parça topla ve 500 şişe kapağını bulunduğu bir zulayı bul diyor. Siz diyeceksiniz abi yani 4 gün kalmıştı yapabilir misin? Normalde 8 saatte bir yeniliyor. Biraz süreleri artıyor falan diye hatırlıyorum. Ben bunu altında yapacağım arkadaşlar. Sizler için altında yapacağım. Siz kısa bir halini görmüş olacaksınız. Bunun da bilgisini vereyim. Hediyeleri kimler kazandı? 3 arkadaşımız 500 altın, 50 tane kumanya ve 5 tane de fuar çantası kazandı. Hemen hediyeleri vermem gerekiyor. O yüzden bir an önce onları da bir ayarlama yapmam gerekecek arkadaşlar. Hemen kazananlar mutlaka videonun sonuna doğru veya ortasında bir yerlerde paylaşmış olurum. Oradan kimler kazandıysa hemen Discord'larını kontrol etsin. Onlara arkadaşlık isteği gönderdim arkadaşlar. Onlara bir an önce ödüllerini vermem gerekiyor. Eğer siz kazandınız, cevap veremezseniz bir sonraki arkadaşımıza devredecek. Ette niye topluyorum? Şu anda hala biliyorsunuz fuar etkinliği var. Bu şey lan. Buradalarmış bak. Gördüm. Hem fuarı yapıyorum şu anda, hem şeyi yapıyorum. Ayrı bir ortam oldu şu anda. O sopalar falan düştü. Evet, böyle lokasyonlar içerisinde bunların yerleri var arkadaşlar. Hem bol bol kapak yapacağız, hem de şu gördüğünüz harita parçalarını toplayacağız. Bunların 12 tane toplayınca büyük zulayı buluyoruz gençler. Tamam, gelmişken şu şeyleri de yapayım. Bu arada adamı falan asmışlar şuraya. Bak ya, bunlar değişik bir çete. Yani sadece motorcular çetesi demekle olmaz. Bunlar gerçekten farklı farklı gruplar var. Birbirlerini yani şey yapan, öldüren, asan falan filan. Enteresan bir çete arkadaşlar. Şimdi zaten seri seri gideceğiz. Çok fazla bir benzinliğe gideriz şimdi. Benzinlikten sonra ben sadece işte lokasyon gösteririm. Haritaları topladığımızı gösteririm. En sonunda ne olduğunu gösteririm. O şekilde videomuzu da sonlandırırız. Videoları yorum ve like atmayı unutmayın. Hepinize şimdiden teşekkürler arkadaşlar. Benzinliğe bir gidelim. 2 saat diyor mesela burada. Ben bunu biraz daha hızlandıracağım şimdi. Sizlere hızlandırmanın yolunu göstereceğim arkadaşlar. Ne zaman video çeksem pati geliyor. Hemen şurada tıkır tıkır mama yiyor. Belki duyuyorsunuz. Şu silahları da bir tamir edelim buraya gelmişken. Elimde güzel silahlar da var. Şeyi falan kullanırım diye düşünüyorum. Şunu bir tamir edelim. Ne olur ne olmaz gidecek, heba olacak diye çok korkuyorum. Burada Dragon Ove falan kullanacağız. Hatta elimde de olsa. Oğlum şu silahın bir güzelliği var ya harbiden. Mükemmel. Yağmacılarla alakalı kısımda şurada bir abimiz var. Bu 2 saatte bir işte drone'la 2 saat oluyor. Sonra 3 saat oluyor falan, uzuyor bu süre. Ben şimdi drone'u çalıştır, hızlıca bul diyorum. 50 altına bu bana buluyor. Yani 50 11 tane yapacağım. 550 altına bulacağım. 500 kapak yapacağım. Mantıklı mı? Değil ama benim altınım çok arkadaşlar. Ben o yüzden yapacağım. Sonrasında da bunları çevirerek gençler şuradaki ödülleri kazanıyorsun. Yani 10 yonca toplayınca, her işte caps yapınca veya 2 tanesini denk getirince jackpot'ta bu ödülleri toplayıp köpeği alabiliyorsun. Rottweiler güzel ve şuradaki ödül çok güzel. Burada tamamen seti alıyorsunuz arkadaşlar. Bir tane cam, bir tane kapı, 2 duvar ve bir zemin olmak üzere tuğla set alıyorsunuz. Yani yeni başlayan biri olduğunu düşün. Bu etkinliği yaptığını düşün. Ama bir tane tuğla odam var ya. Yani bir tane chest'in tamamen korumada kalıyor. Bu arada nereye lokasyon verdiğini de şöyle görebiliyorsunuz. Bak drone dolaşıyor. Yanında da işte motorcuların şeyleri oluyor. Buraya oto atsam mesela. Haritayı verir mi? Merak ettim. Vermedi. Tamam. Son kumanyamı da buraya kullanmış oldum. Koşarak gidelim bakalım. Arkadaşlar şöyle haritadan da bulabilirsiniz aslında. Yani biraz kapalı bir lokasyon olması gerekiyor. Genelde böyle oluyor. Tipleri her zaman farklı oluyor ama birbirine benzer. Bu arada silahlı çok fazla adam olmuyor gençler. Genelde böyle sopalarla sizlere karşılık veriyorlar ve içeride de bir chest oluyor. Haritadan yani şu işte çevrilmiş alanı gördüğünüzde yapıştırın. Hemen devam edelim abi. Bu arada bu etkinliğin capslerini belki en son yapar mıyım bilmiyorum. Yapamayabilirim çünkü ben bununla alakalı bir video daha çekmiştim. Hatta yayın yapmıştık. Orada capslerle bayağı bir caps harcadık. 30 bine yakın benim capsim vardı. Çoğunu harcadık. 2 kere mi yapabildik? Ne öyle bir şey yani. Videoyu izleyebilirsiniz, sizler de kanalda mevcut. Hala ben de 2 saat diyecek çünkü ben şeyle çevirdim arkadaşlar biliyorsunuz. Altınla açtığım için
benim için sürede bir ilerleme olmuyor. Yani sizlerde birincisini yapıyorsun, 2 saat ikincisini yapıyorsun, biraz daha artıyor. Bu şekilde söylemişti arkadaşlar. Ben etkinlik geldiğinden beri hep altınla yaptığım için süreyi kısaltıyor. Aslında ilkinde biraz altınınız varsa, harcayacaksanız burada yaparsanız, eğer altın harcamak isteyen arkadaşlar için daha avantajlı olur. Çünkü sonrakilerde 8 saati uzatmak var, 2 saati uzatmak var arkadaşlar. Buralarda kullanmak daha mantıklı. Seri seri bu kısımları artık göstermem. Abime geleceğim. 50 altınımı vereceğim. Drone'um yükselecek. Yerlerini bulacak. Ben de gideceğim, alacağım arkadaşlar. Sadece gittiğim bölümleri ara ara gösteririm. Her zaman aynı lokasyon olmuyor. Daha önce Taşlı'ya gitmiştik. Bu sefer Çamlık bölgesinde. Yine drone'umuz dolaşıyor. Bu efektler, bu şeyler, görseller benim bayağı bir hoşuma gidiyor. Buraya böyle uzaktan var ya, hiç adam görmeden halletmek istiyorum. Şöyle genelde orta kısımlarda olduğu için. Aynen bak. Gördüm bile onları. Oğlum o kadar silah sesi yaptık, adam irkilmedi bile. Yazık oldu. O zombi hayatında hiç Dragon Ov görmemiştir. Oğlum geyik meyik öldürüyorum ben bildiğin ya. Şuradan eti alalım. Bir yağmacı geliyor. Ne olduğunu öğrenemedi bile. Aa, ilk defa tek yemedi lan. Niye tek yemedi acaba? Bu sefer dışarıdaymış. Mekanları güzel bu arada. Çadır madır kurmuşlar ha. Enteresan. Şu zombiyi affediyorum. Bak güzel mekanları var. Kolay lokasyonlara vermesi iyi bir yönden ya. Yani normalde biliyorsun izbandut falan gelebiliyor abi. Onunla falan uğraşmak istemezsin. Bu arada tam bir operasyon oldu. Adamların hiç haberi olmadan imha oldular. Normalde birini vurunca diğerleri gelmeye başlıyordu. Bunda güzel bir operasyon oldu. Yine adamı asmışlar abi. Sol tarafa. Gördünüz mü bilmiyorum ama benden gözüküyor mu? Tam benim üstümde. Aynen. Enteresan bir tipler ya. Kaç oldu bu arada? 4 oldu. Daha bir 8 tane daha yapacağız. Gençler sarı bölgelere de verebiliyormuş. Kireçteş uçurumlarına geldim şu anda. Ben normalde hep daha önce hep yeşillerde halletmiştik. Nadir veriyor muhtemelen. Bakalım buradaki zor olacak mı? İzbandut burada pek yani zombilerle alakalı bir problem yaşamayız ama zaten hemen bulduk ya. Hiçbir şey fark etmiyor abi. Hani silahları olur mu acaba oğlum? 100 vuran silahla hindiye vurur musun ya? Korkusuz yaşadı, korkusuz öldü diyor. Yalnız yaşar, yalnız gezer, yalnız ölürüm kardeşim. Bak şunların mekana bak ya. Çadırları hoşuma gitti bu arada. Başka neler var? Şişeler falan. Ya bulduklarıyla bir şeyler yapmışlar. Arkaya da şuraya da jeneratör gibi bir şey yapmışlar ama faal mi değil mi belli değil. Ya hiçbir şey problem değil de o loading ekranları gerçekten zor ya. O herif şoka girdi lan. O nasıl bir silah? Bir 5 saniye bir durdu yani orada. Bu arada hep aynı oranda şey veriyor. Bu arada yarıladık değil mi? 6 tane topladık. 400 tane de kapak toplamışız. 6 bölü 400 dersen aşağı yukarı 70'e yakın, 60'a 70 arasında hepsinde bir kapak almış oluyoruz. Bu şekilde kapak da kasacağız. Zaten sona geldiğinde 800 olacak. Bir 500 orada olacak. 1300 falan kapak elde etmiş olacağız gençler. Çok şık. Yine kimse kimsenin yüzünü görmedi. Sopa da mükemmel bir yere düştü bu arada. Bak tam koltuğun yanına sopayı bıraktırdım. Bu kamp biraz daha şeymiş böyle. Jeneratörlü, korunaklı falan. Küçük ama daha korunaklı değil mi? Bu arada gariban ya bunlardan. Bir şey varmış gibi duruyor ama. Sadece yeni yağmacı olmuş bunlar. Lokasyonlar pek değişmiyor ya. 2 veya 3 çeşit falan var değil mi? Kuleli olan var. Bir tane o çadırlı olan var. Hatta bu çadırlı olan. Bir tane de böyle çadır değil de full duvarla kaplı olan var. Yani onun dışında çok da ben öyle bir oha denilebilecek bir lokasyon göremedim. Ha, güzel güzel ama yeterli mi bilmiyorum. Sürekli aynı şeyi yapmak. Ama bunu şöyle düşünün be. Arka arkaya yapmıyorsun yani benim gibi. Ara vererek yapıyorsun. 3 saatte bir yapıyorsun. 4 saatte bir yapıyorsun. Normal ormanı temizlemektense gidip böyle bir şey yapmak. Hem de kapak kazmak arada zevkli olabilir. Bir mobil oyun için yine loading ekranı çok da sürmüyor ama yani bunu en azından bir yani bir bilgisayar versiyonu gelebilir aslında be. Çünkü sonuç itibariyle üstünlük sağlama gibi bir durum yok yani mobilden oynayanla bilgisayardan oynayanlar arasında. En azından orada loading ekranını beklemeyiz. Yani Blue Stack biliyorsunuz emülatör aracılığıyla oynanan oyunlar çok verimli çalışmıyor bilgisayarda o performansta ama bir bilgisayar versiyonu gelse çok iyi olmaz mı? Bence mükemmel olur. 9'da aldık be. Aslında bununla alakalı gelen soru genelde şuydu arkadaşlar. Ben bütün haritaları topladım sonra ne yapacağımı bulamadım. Yani orada insanlar bir kalıyor lan ben topladım da bir şey söyledi orada onu da okuyamadım diyor. Biliyorsun bizim toplumumuzun genel sorunu bir şey böyle
özet geç mantığındayız. Yani kendimiz okumayız yani, anladın mı? Şuraya bir görev gelsin, burada yazsın abi. Ben istediğim zaman okuyayım. Ya da bir şeye böyle tabi olamıyoruz yani. 10 tane topladım bu arada. Nereye gitti bu? 500 altını nereden bulacağım? Bütün parçaları topladım, kayboldu falan filan diyorsunuz. Onunla alakalıydı. Son iki harita sonra onu da görmüş olacaksın. Sür dedim abi, şu benzinliğe gitmek normalde ücretsiz anasını satayım. VIP olanlara ücretsiz herhalde. Bilmiyorum sizlere de öyle mi? Ben şu anda burayı sür diyerek gittim yani, anladın mı? Verdim, yakarak gittim. Ne alakası ya? İsraf bir ya. Oğlum abi gitmiş lan. Abi. Sadece drone var ha. Şurada bir tane shortlu abi var. O olabilir mi? Hediyeler mi olacak? Sırf onlar için geliyorum diye. Ne oluyor oğlum burada? Ben bunu hatırlamıyorum. Allah Allah. Aha, abi buradaymış oğlum. Benzinci abi kayboldu zannettim anasını satayım. Parayla bile yapamadığımızı düşünsene yani. Kalmıştık o zaman ortada. Bir de onu 10 taneyi yaptık, sonra beklemek zorunda kaldık. Ya beklerdi, önemli değil de video beklemez yani. Çok güzel ölüyorlar bunda ya. Yani bir böyle bir şey yapıyor ya. Geri atıyor ya, onu çok hoşuma gidiyor. Bu kamp lokasyonunu görmedim ha. Biraz daha farklı diğerlerine göre. Bak bu minibüste olanı ilk defa görüyorum. 11. de gördüm yani. Sonuncuya geldim arkadaşlar. 11 tane topladık. Yani ben size kısa çektim videoyu. Kestim araları falan. Toplamda şu anda 12.yi açtığında 26. dakikadayım videoda. Yani 26 dakika sürmüş. Bunu da yaptım. 30 dakika sürmeden hepsini yapabiliyorsun altınla geçtiğinde. İlkini zaten ücretsiz yapıyorsun. Geriye kalanını altınla yapayım desen 550 altın harcıyorsun. İyi, bunda da yakına verdi. Hemen git gel yaparız. Sonrasında ne olacak bakacağız. Bu kadar haritamız da var. Hepsini bir birleştireceğiz. Bir bütün harita olacak ve nerede ne saklıymış onu öğreneceğiz. Gideceğiz, kazacağız arkadaşlar. Kürek gerekiyordu diye hatırlıyorum. Yine her ihtimale karşı alırım ben. Gerekiyor mu gerekmiyor mu tam emin olamadım. Bak abi 6 can bıraktı. 152 canı vardı. 6 can bıraktı. Bu silah bir harika. Modladıkça daha da güzel oluyor yani. Baksana ya. Oğlum dur. Şunlar da yani bu silahla da yakında vurulmadı abi. Yavaş. Çok yavaş. Bak burada sopalara şey falan takıyorlar değil mi? Şişeyle mişeyle bir modifiye etmeye çalışıyorlar. Çakallar. Ama oğlum bir benim elimdeki, gerçi benim de ayakkabım yokmuş anasını satayım. Olsun, o da olacak. Bir gün elbet o da olacak. Alırım lan, çekerim şimdi şeyden inbox. Abi şimdi ne olacak? 12 tane harita topladık. Ben size ne olacağını göstereyim arkadaşlar. Kullan dediğimde bir tane haritaya dönüşecek. Burada da diyor ki patron sandığı sakladım. İçinde ne vardı bilmiyorum ama uçurumda tıkırdayıp durdu. Sesi duyan bir zombi sürüsü de oraya üşünce zar zor kaçtım diyor. Haritamız bu şekilde oldu arkadaşlar. Şimdi bunu açacağız. Kullan diyelim mi? Patron sandığı sakladım. İçinde ne vardı bilmiyorum. Aynı şey söyledin lan. Niye aynı şey söyledin? Abinin yanına bir gidelim. Abi bizim işimizi çözer. Evet. Şimdi haritalı kampı bulacak muhtemelen. Bu arada hepsinden 820 tane kapak topladım arkadaşlar. Bir de şöyle bir şey yaparız. Bu 820 kapak ve haritadakilerle bir ne kadar ne kazanabiliriz ona bakarız sizlerle birlikte. Köpeğe kadar gelebiliyoruz mu gelemiyoruz mu onları görmüş oluruz. Bir geldim de inşallah burasıdır ya. Bana normal küçük haritalardan vermezsin yani. Veredebilir. Şu anda hiçbir güven olmadı. Oğlum devam edecek gibi geldi sanki ya bana. Size de öyle geliyor mu? Ya harbiden devam ediyor. AK var, adamlar sopayla dalıyor bana. Vallahi devam ediyor ya. Niye böyle yapıyor? Uçurum diyor. Kireçtaş uçurumlarına gitsem direkt bulabilir miyim? Uçurum. Yani aklıma o geldi. Yani ipucu mu söylüyorsun? Oğlum önceden böyle değildi ya. Bir haritayı bir incelememiz lazım bizim. Bir haritayı bir inceleyelim abi. Sakin olalım önce. Kullan diyorum. Patron sandığı sakladım. İçinde ne vardı bilmiyorum. Ama uçurumda tıkırdayıp durdu. Sesi duyan bir zombi sürüsü de oraya üşünce zar zor kaçtım diyor. Uçurum. Tepe. Uçurum. Tamam. Ben buraya bir gideceğim. Koş diyeyim. Olay yeri bence burası. Başka yani uçurum şeklinde bir yer aklıma gelmedi. Demek ki böyle çözüyormuşuz abi. İlkinde böyle çözmüyorduk sanki. İlk geldiğinde çatadan ben bulmuştum diye hatırlıyorum. Yayında yapmıştım ama. Bir bakalım abi. Geldim uçuruma. Bir zombi sürüsü gibi bir şey görmem lazım. Bulabilmem için. Şurayı da bir açayım. Bak. Haritayı kullanarak Zula'yı bul diyor. Doğru yere gelmişim arkadaşlar. Oradaki uçurum ipucuymuş. Sizde belki başka bir şey der. Tepe der. Yani ona göre bakmanız gerekiyor. Bak buldum. Kürek yok anasını satayım değil mi?
Tamam abi, en azından yaptık yani. Inbox işte bugünler için 10 numara oluyor. Hatta bir sürü kürek yapabilirim. Bir kazıyım şurayı. Evet, 500 kapağımı da aldım. Toplamda 1393 kapakla olayı bitirdim. Abi şu haritayı ne yapacaksın? Tekrar mı kasacaksın derseniz, kasmayacağım için siliyorum gençler. Haritada istemiyorum. Durum bu şekilde şu anda. Aldık kapaklarımızı. Bir çevirelim bakalım kaç tane çıkacak. Evet, olay mahalline geldik. Abi hala orada duruyor. Ben kapakları çevireceğim abi. Sen ne işin bitti? Aa oğlum, benim varmış ya. Bir 1000 bırakmışım. Neyse tamam. 1000 kalana kadar çeviririz biz de. Değil mi? Öyle yaparız. Ben tam 1000 kalana kadar çevireyim. 30'da başlayacağım gençler. 1000 kalınca bir tane abi. Birkaç tane ver lan yonca. 30 bence sevim. 12 verdi bile. 30 tane kapak verdi. İyi, iyi gidiyoruz. Fena değil. Köpeği alsak yeter ya. Ama köpeği de alamam herhalde. Bir 21 daha geldi. 300'e, 200'e yakınını yedik. 300 olmak üzere. Aynen, 300'e yakınını yedik. Bir 21 yoncam daha geldi. Bir 33 yonca arka arkaya getiriyor. Oo, bayağı yonca gelecek bundan. 72 yonca geldi ve kaybettiğimizin çoğunu geri aldık. Güzel oldu bak bu. Yine bir 300 harcadık şu anda. Evet, yavaş yavaş 900'lere inmeye başladık. Çok güzel geldi yine. 129 verdi ve yine oğlum bayağı şanslı gidiyoruz lan biz. İyi gidiyoruz he. Bir tane de Kevlar üstü aldık. Kevlar üstünü beğenmeyen adam mı olur anasını satayım ya. Bir an böyle bir küçümseyerek söyledim. Bana kızmakta haklısınız. Abi yonca fena vermedin ya. 200 olmuştur. 200'ü geçmiştir diye tahmin ediyorum. Güzel bir 66 valla. Bunlar iyi. 30'u çeviriyorum ben abi. 30'u daha şanslı hissettiriyor bana gördüğünüz gibi. Bu arada bu sefer biraz arttırılmış mı? Geçen yonca da baya bir problem yaşamıştık biz. Şimdi oğlum hiçbir şey kaybetmedim daha. 1300'üm geri duruyor yani. İyi ilerledim ya. Ama yine de iyi ilerledim. Bakayım be. 200 harcadık şu anda. Gelenler çok güzel geliyor ya. 66'ın 66. Ben 2000'in altına inemeyeceğim herhalde gençler. Caps çevirme videosuna dönecek bu. Hadi be oğlum. Bana hiç şey gelmesin ya. İstemiyorum ben. Jackpot istemiyorum. Hep böyle gel. Gelecekse gelsin. Jackpot yerine de mesela 3 tane ne bileyim C4 gelsin. O iyi puan veriyor. Şu anda 800 tane kaldı kapağım. 1000'ini saymayacağız. 1000'i ayrı. O benim önceden varmış. Güzel bir 39 daha aldık. Biraz aşağılara indik bu sefer. 700 tane kaldı. 600'lere indik. Gelmedi mi de iyi gelmiyor. Yani seri seri bitiveriyor. Arka arka 2 tane aldık. Güzel. Yine 700'lerdeyiz. Birazdan yine vurmaya başlarız diye düşünüyorum yani. Sonunu görmeden. Abi yani 1300 alınca yine ilerleyebiliyor musun? Ben çok mu az ilerleriz diye düşünmüştüm ama bir umut var şu anda. 300'lere indik gençler. Tenekeler gelince şişe kapağı vermiyor musun? Ha, yonca vermiyor musun? Tam o amorti verdiğin kadar alıyorsun ama yonca çok alıyor. Jackpot gelme ya. Jackpot şansı da düşürüyor bence. Bir VSS, bir Kevlar üstü de almış olduk bu 1300'de. Yani aslında hani hiçbir işe yaramaz mı gözüyle bakmayın. Evet, son 100. Benim bir gözüm orada olması lazım. Durduracağım çünkü. Abi yine arttırdık. 300'lere çıktık. Bak güzel. Ben artık kendim basayım kardeşim. Hadi be reis. Son 3 çevirme mi yoksa? Gelmezse son 2 çevirme arkadaşlar. Evet, hala son 2 çevirme. Son çevirme olabilir. Son, hadi bir tane daha yapayım. Bu da son çevirme olsun. Geldi. Bir tane daha yapayım. Tamam. Artık bitti. Bin tanesini de 9 tane de ekstradan harcadık. Bir tane Kevlar üstü, bir tane VSS'de almış olduk buradan. Bu arada o kapaklarla birlikte. Şunlara bakmayacağım. Bunları saymayacağım. Bunlar benim önceden aldıkları. Ve nereye geldik bir bakalım mı? Şansın peşinde de. Abi bence çok iyi. Gelmişiz buna. Yani 1300 kapakla 1000 yaptık. 6000 küsür kapağımız olsa şunu da alırız diye düşünüyorum. 2 tane Rottweiler 3. seviye köpeğim oldu. Daha ne isteyeyim lan ben? We'll be right back.
Kazanan arkadaşlarımı tebrik ederim. Umarım hepinize ulaşıp bugün ödüllerinizi teslim etmeye çalışacağım. Artık ulaşamadıklarıma da, eğer yarın da ulaşamazsam, pazar günü içerisinde de ulaşamazsam yedeklerden vermeye devam edeceğim arkadaşlar. Tekrar hediye kazanmak için 7-8 gün sonra bir video daha paylaşacağım Eylül ayında. O zaman sizler de hediye kazanabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Baksana şunların sevimliğine. Daha bir şeyler daha verdi. Güzel oldu, güzel. Bu arada arkadaşlar, bu hediyeyi kazanamadıysanız bir sonraki hediye videolarında kazanabilirsiniz. Ağustos ayı bitiyor. Eylül ayında da yeni hediyelerimiz olacak arkadaşlar. Her ay böyle 3-4 kişiye veririz. O yüzden abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım video faydalı olmuştur. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.